Rahmet Denizi'nden hepinize merhaba. İstanbul'da giriş noktası
Karadeniz'in uçsuz bucaksız denizi. Karşımızda Rusya, Romanya, Bulgaristan ve İstanbul Boğazı'na giriş. Ardımızda 3. Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Ardından Sultan Fatih Mehmet Köprüsü ve Boğaz Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul'a giriş. Ege, Akdeniz'e doğru tüm dünya denizinin döndüğü aktı. Bir boğazdayız, bir girişteyiz. Dünyanın en büyük balıkçıları, Türkiye'de Karadeniz'de avlananlar, dünyanın bir ucuna 18 gün seyahat ederek Moritanya'da aylarca çalışarak oradan balıkları çıkartan, denizin dibinden rahmet vesilesi, bereket vesilesi balıkları çıkararak onu başka ülkelerde mamul olarak bazen de ülkemize getirerek insanların yiyeceği balıkları taşıyan insanlarla, hizmetkarlarla, denizci kardeşlerimizle buluştuk. Takaların üzerindeki dalgaların bıraktığı izler, daha büyük gemilerdeki haşin dalgaların yıprattığı, hatta çeliği bile eskitmiş olan o zamanın tuzlu suyun bıraktığı izleri gördük. Makaraları gördük, halatları gördük. Nasıl yıpranmış, nasıl yorulmuşlar. İnsan, وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Ancak ve ancak insana çalıştığının karşılığı vardır, diyor Allah Teala Kur'an-ı Hakim'inde. Dolayısıyla gayret olmadan bereket asla olmuyor. Kazancın bereketli olması, insanın terlemesi, koşması, az uyuyup çok çalışmasıyla oluyor. Bir zaman Rumeli'ydi. Rum kardeşlerimizin Rum diyarı olan bir yerde, zamanla Karadeniz'den buraya göçen özellikle Rizeli üstadlar, büyükler, denizciler burayı mesken haline getirip burada ekmeklerinin peşinden koşmuşlar. Ve burada taze balığı her an bulmak mümkün. Ve hangi balığın hangi dönemde nasıl çıkarıldığını, hatta artık o kadar modernleşti ki cihazlara baktığınızda denizin kaç bin metre altında ne kadar ortalama tonda balığın olduğunu sistem gördüğü için oraya ağlamayı yaparak balığı çıkartabiliyorlar. Evet, Allah Teala dünyanın bir ucundan balığı yüzdürür, Karadeniz'e, oradan Marmara'ya alır ve Allah biz gece uyurken bizim kısmetimizi, hatta Marmara'nın kenarında yürüyen bir balığın kısmeti, istavreti bir balıkçı kardeşini çekmesiyle önüne kadar düşürür. Dünyanın bir ucundan gelen nimeti toprağın altında, aralarında dolaşan karıncanın önüne kadar taşıttırır, hizmet ettirir. Bu rahmet deryası bize neleri getiriyor, bizden neleri alıp götürüyor, hatta bizim duygularımızı nerelere taşıyor asla bilemeyiz. Rüzgar, yağmur, deniz ve bütün bu ahenk hepsi tüm insanlık aleminin, tüm varlık aleminin hizmetkarı. Her şeyi emrine musahhar kılan ve bizim emrimize amade kılan Allah'a hamdolsun. Bu nimetlerin farkında olmak nimetin artışının bahanesidir. Kim bu nimetleri görmez de zaten var der ve Allah diye bir şey yok gibi kendince iç dünyasında bir düşünceye kendini yöneltirse işte Allah Teala benim azabım çok şiddetlidir. Kıyametteki azabını bilmem de burada aç, burada sefil, burada eksik, burada yoksul, burada fakir kalıp hatta o fakirlik gönül fakirliğine de dönüşürse işte kayıp, en büyük kayıp o olur sevgili dostlar. İstanbul'un en güzel noktalarından bir tanesi. Mutlaka yolunuzu Rumeli Feneri'ne döndürün. Buraya 5-6 saatinizi ayırın. Şu Karadeniz'in esen rüzgarını zaman zaman okşayan, zaman zaman eserken yüzünüzü acıtan o güzel, muhteşem rüzgarı içinize kadar çekin. Allah'a hamd edip şükredin. Bu nefesi alıp, bu nefesi verebilme nimetini bahşeden Allah'a teşekkür edeceğiz. Eğer ayakta kalabiliyorsak, ruhu bize ihsas ettiği için, kalbimizi devamlı, ritimli bir şekilde çalıştırdığı için ve yer çekimiyle olan bedenin hakimiyetini bize lütfettiği için. Bu güzel mekan, bu güzel makam bize Allah'a olan teşekkürümüzü bir daha hatırlattı. Hamd etmek, şükretmek inanan insanların halidir. İnanan insan, iman eden insan, Rabbine karşı teşekkürü bir borç verip kullarına karşı da teşekkürü arz edebilen insandır. Ben Rabbime teşekkür ediyorum, kullarına teşekkür etmem. Ben Allah'ın hiçbir kuluna medyun olmam dersen, o zaman bir eksik var demektir. Hepimiz birbirimize muhtacız. Hepimiz birbirimizi kucaklamak zorundayız.
şu kamerayı çeken, kameranın arkasındaki yönetmen, yapımcı, çantaları taşıyan herkese teşekkür etmek zorundayız. Bu teşekkürü yapan dünyada da ikramı bulur, ukbada da bulur. Çünkü onlar Allah'ın kulu ve sana hizmet ederken kendilerine teşekkür etmen senin insanlığındandır. Teşekkür etmeyi bilmeyen insan Allah'a şükredemez diyor. Men la yeşkurun nas, la yeşkurullah, peygamberimizin sözü. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmeyi de beceremez. Biz teşekkür ehli insanlar olmalıyız. Böyle olmaya gayret ederiz. Ama şükürden aciz olan, şükrün farkında olmayan insanlarla arkadaşlık yaparsanız, şu dalgaların bilinçsizce alıp götürdüğü o üzerindeki yaprak taneleri, üzerindeki dal parçaları nasıl nereye gittiğini bilmeden gidiyorsa, insan da böyle savrulur gider. Denizin içindeki balık ondan daha bereketlidir. Nereye gideceğini bilir ama üzerindeki yaprak, üzerindeki dal parçası ne yapacağını bilemez. Allah bilinçli olmayı ve nimetlerin farkında olmayı, teşekkür eden insanlar olabilmeyi size de bize de nasip eylesin. Bugün yine bu güzel makamdan size seslenme fırsatını bize Rabbim lütfetti. Bakalım bundan sonra nerede, sizlerle nasıl buluşacağız? Öyleyse bugün bu güzel makamdan hepinize selam ediyoruz. İyi ki varsınız. Allah'a emanet.